Merhaba arkadaşlar. Bugün 26. dersteyiz. Konumuz seçim araçları. Photoshop'ta çok fazla seçim yeteneği olan araç var ve yöntem var ve seçim menüsü var. Bu menülerde seçimle ilgili bir takım işlemler yapabildiğimiz gibi doğrudan araçlarla da seçim yapabiliyoruz. Çok fazla seçenek var. Ben bunlardan en çok kullanılan, en çok işime yarayanları size göstereceğim. Siz de tabii ki bunları öğrendikçe hangisi daha çok hoşunuza giderse, kullanım kolaylığı olursa onları kullanırsınız. Burada görsel açıdan anlaşılabilir olsun diye dikdörtgen seçim aracını, elips tool ile seçim aracını, bir de lasso tool ile seçim aracını gösterdim. Şimdi bunların detaylı kullanımlarına bakacağız. Dersimize geçmeden önce tekrar hatırlatmak isterim ki Telegram'da Java Blackboard diye bir kanalımız var. Videolarımı orada da yayınlıyorum. Ayrıca aynı isimli bir de grubumuz var. Bana oradan da doğrudan anlık olarak da ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince eğer o an boş isem size yardımcı olmaya çalışırım. Şimdi programımızı, dosyamızı şöyle bir kapatalım, giriş dosyamızı. Şimdi burası bizim dokümanımız. Dokümanımızı açtık. Yeni bir doküman. Hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Varsayıyorum ki şöyle bir pencere çizecek olalım. Hani bu ilkokul öğrencilerinin çizdiği pencereler var ya. Onlardan o tür bir şey. Hani ortasında T olan. Şimdi onu çizmek için şöyle bir tane dikdörtgen çizdik. Yani seçim alanı oluşturduk. Dikdörtgen çizdik demeyeyim. Seçim ya konumuz. Seçim alanı oluşturduk diyeyim. İçini şuradan mavi rengi seçiyorum. Bakın burada şuraya çift tıklayarak da mavi rengi seçebilirim. Şuradan şöyle biraz daha açık renk bir mavi olsun. Şuradan kovaya geliyorum. İçini yeni bir tane layer açtım. Demin onu hızlıca yaptığım için söylemeyi kaçırdım. Yeni bir tane layer açtım ve içini maviyle doldurdum. Başka bir tane daha seçiyorum. Bir alan daha seçtim. Onun içini de maviyle doldurdum. Görüyorsunuz. Bir tane daha seçtim. Şimdi bunun 4 tane olduğu zaman pencere olacak. İlkokul öğrenci penceresi. Maviyle doldurdum. Bu arada hala layer 1'deyim arkadaşlar. Tekrar dikdörtgen seçim aracını aldım. Ve şöyle bunu da doldurdum. Maviyle. Böylece benim şimdi bir tane şeyim var. Pencerem. Peki bu pencerenin olayı ne? Bu pencere şöyle dursun burada. Şimdi bunun tabii etrafı da ahşap olsun. Ahşap doku. Ahşap doku olması için de şöyle bir seçim alanı oluşturuyorum. Tabii ben burada temel kullanımını gösteriyorum arkadaşlar. Daha kompleks işlerinizde bunları kullanabilirsiniz. Şimdi bunu kullandım seçimde. Buna ahşap dokusunu vermek için layer 1'deyken yeni bir tane layer açarsanız arkadaşlar bu layer 2 olarak üstü açılır. Yani bulunduğu layer'in bir üstüne yeni layer açılır her zaman. Bunu çöpe atıyorum. Background'ı seçiyorum. Yeni bir tane layer açıyorum. Böylece layer 1 ile background'ın arasına yeni bir tane layer açmış oldum. Şöyle şuradan ahşap rengimi seçeyim. Mesela şu swatch paletinden seçiyorum. Ahşap rengimi seçtim. Kovaya aldım. İçini doldurdum. Evet. İçini doldurdum. Şimdi ben bunun içini doldurunca gördüğünüz gibi basit de olsa bir pencere formuna ulaşmış oldum arkadaşlar. Şimdi bu seçim aracıyla basit bir geometrik yapıda çizim nasıl yapılır? Onu bir örneklemek içindi. Diğer seçim araçları da aynı şekilde kullanılır. Mesela bir alan seçersiniz. Onun tabii özgürlüğü olsun diye onu da yeni bir tane alan seçeyim. Onu da mesela şöyle koyu bir renk, farklı bir renkten seçip kovayla doldurayım. Gördüğünüz gibi o da seçildi. Mesela şu seçim araçlarının, yani bu seçim aracının arkadaşlar şeyi var. 4 tane versiyonu var burada. Şimdi bu versiyonlardan birincisi dikdörtgen seçim aracı. İkincisi elips seçim aracı. Üçüncü ile dördüncü
Single row seçim aracı arkadaşlar. MarQ tool demiş buna. Single row. Bu mesela şöyle nereye tıklarsanız, daha önceki derslerimizde sanıyorum bunun konusu geçmişti. Tıkladığınız yerde bir piksel yüksekliğinde, bakın bir piksel yüksekliğinde, şöyle kenara çekeyim. Bir piksel yüksekliğinde ve dokümanın genişliği boyunca boydan boya seçim alanı oluşturur. Onu da şöyle koyu lacivertle yeni bir tane layer açıp içini dolduralım kovayla. Kova nerede? Kovayla içini dolduruyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir piksel olmak üzere boydan boya doldurdum. Şimdi bu ne işimize yarıyor? Tabii ki bunun işe yaradığı yerler var ama sizin ne işinize yarayacak ya da siz işinize yaradığı anı nasıl bulacağınız? O tamamen sizin hesabınıza, hayal gücünüze, kullanım alanınıza kalmış. Bazen bir piksellik bir şey çizmek istiyorsunuz gerçekten de ama mesela boydan boya değil de sadece pencere boyutunda olsun istiyorsunuz. Şimdi diyelim ki ben penceremin üzerindeki bölüm sadece gözüksün, diğerleri gözükmesin istiyorum ama bir piksellik çizime ihtiyacım var. O zaman ben boylu boyunca dokümana çizerim. Şimdi arkadaşlar farklı bir seçim tekniğini daha tekrar göstereceğim. Ben gerçi bunu derslerimde çok işledim ama konumuz seçim aracı olduğu için belki sadece bu videoyu izleyen arkadaşlarımız olabilir. Ben Mac kullanıyorum. CMD click yapıyorum. Layer'ın çerçevesine. CMD click. Windows kullanan arkadaşlar Ctrl click yapacaklar. Evet, Ctrl click yaptım. Gördüğünüz gibi şimdi şu layer'ların hepsini görünmez yapayım. Şöyle benim biraz önce çizdiğim kahverengi alan, yani bu pencerenin etrafındaki ahşap olan bölüm seçili hale geldi kontrol klik yapınca. O seçili hale geldiği için de benim artık alanım belli. Şu alanım belli. Şimdi konumuz seçim alanı olduğu için ben bunu iki şekilde buradan çıkartabilirim. Bu çerçevenin içinde kalan çizgiyi, eğer ben o çizginin olduğu layer'daysam, ki o layer'dayım, bakın şimdi sadece o layer'ı göstereyim. Dördüncü layer'dayım. Ben burada sadece çizgim var, bakın. Buradayken CMDJ yapıyorum. Böylelikle şu beşinci layer'ım oluşmuş oluyor ve çizgi, yani o seçili alanın içindeki bölge kopyalanıp yeni bir layer olarak benim karşıma çıkıyor. Photoshop bunu yapıyor. Bunu ben çöpe atayım şimdi. Hatta Ctrl-Z diyerek yapayım da. Evet. Şimdi geri aldım işlemi. İkinci bir seçim yöntemi, bazen bu da çok ihtiyaç olur. Seçim alanıyla değil de seçimin ters alanıyla, yani seçilmemiş, ilk anda seçilmemiş alanla işlem yapmak istersiniz. Mesela şu dıştaki bölge bizim işimize yarayacaktır. Veya orayı silmek isteriz Ctrl-J yerine. O zaman da Select menüsüne geliyorum. Inverse diyorum arkadaşlar. Bakın burada kısa yolu da gösteriyor. Şu işaret CMD tuşunu simgeler Mac'lerde. Windows'larda kontrol manasına gelir. Ctrl-Shift-I yapıyorum. Ya da buradan Inverse diyorum. Dolayısıyla bu Inverse deyince şu dıştaki alan onu çizerek göstereyim. Şöyle brush yapayım. Şu alan seçili hale geldi arkadaşlar. O alanımızda ne var? Bakın orayı gösterin. Mavi çizginin şeyi var. Zaten seçilmemiş bölgede olduğu için işlem yapmıyor Photoshop, görüyorsunuz. Orada o çizgi var. Ben şimdi onu sileceğim. Yani o bir piksellik çizginin dışta kalan bölümünü sileceğim. Onu silmek için de Backspace'e basıyorum ve gidiyor. Ctrl-D dediğim zaman elimde seçili bölgeyle çakışan alandaki kalan tek piksellik şey kalıyor. Çizim alanı kalıyor. Şimdi bu tabii dikeyde de böyle arkadaşlar. Dikeyde de şöyle yapalım. Bunun için de kırmızıyla dolduralım. Tekrar kovayı alıyorum. Tabii bunu büyüteyim de. Böyle bir piksel olunca küçük de şey yapması zor oluyor. Büyütmeden çalışmak zor oluyor. Evet. Şimdi burada tekrardan kontrol klik yapıyorum. Layer 2'ye. Şu aşağı tarafı doldurmadı çünkü üst tarafa klik yaptık. Ben de ne oluyoruz diyorum. Üst tarafa klik yapınca şurada kesişen bölgeyi doldurmadı çizgiden sonraki kısmı. Çünkü aynı layer'da yapmıştık biz o işlemi.
Bunlara da dikkat edin arkadaşlar. Çalıştığınız nehire her zaman dikkat edin. Böyle şeylerle karşılaşabilirsiniz. Ben tam neyse konuyu uzatmayacağım fazla. Inverse deyip onu da siliyorum. Kırmızı bölge ve böylece kırmızı tek piksellik çizgi ve mavi tek piksellik çizgi benim dokümanımda görünüyor. Şimdi bunları çöpe atalım. Başka ne var burada? Ha, şu var. Şuradaki seçim, mesela şu baştakiyle başlayalım. Kement aracıyla. Losot'u. Bunu arkadaşlar şöyle, bakın tekrar yapıyorum. Şöyle çizdim. Şöyle. Şimdi tekrar gösteriyorum ama mouse'u tıklayıp sürüklüyorum arkadaşlar. Mouse'u tıklayıp da sürüklediğim zaman benim mouse'umu gezdirdiğim bölge olduğu gibi seçim alanı sınırı olmuş oluyor. Fakat burada bir püf noktası var. Mouse'u bıraktığım anda iki ucu birleştiriyor. Buna dikkat edeceksiniz. Tekrar yapayım. Bu biraz böyle hani ben çok kullandığım, tavsiye edeceğim bir şey de değil. Çünkü şey olabiliyor yani, bunda seçim sınırı çok güzel olmuyor. Gördüğünüz gibi böyle birbirinin içinden geçen bölgeler yaptığınız zaman kendi aritmetiğine göre o bölgeleri seçiyor ya da seçmiyor. Çaprazdan çıkartıyor onları. O mantıklı tabii ki öyle olması. Bu da böyle bir çizim aracımız ama biz onu çok kullanmıyoruz. Yani isterseniz kullanabilirsiniz. Böyle de bir şey var. Benim en çok kullandığım seçim araçlarından bir tanesi bu şey. Düz ne poligonal losso tool demişler. Şimdi bu neden böyle kullanıyorum? Bazen böyle binalar olsun, pencereler olsun, bazı şeyler hani daha çok düz kenarlı seçim araçları oluyor, kutular oluyor. Başka neler olabilir? Mesela kamyonlar olabiliyor. Bunların düz kenarlarını yapmak, seçmek için. O zaman da arkadaşlar bu mesela iki nokta arasında tıkladığınız zaman bakın onu birleştiriyor. Tabii bu tıklayarak bölge seçtiği için yani şeyi bu ucu birleştirmek için bu son başladığınız yere gelmeniz gerekiyor. Başladığınız yere geldiğinizde de gördüğünüz gibi bakın bir O simgesi çıkıyor ya da sıfır diyebiliriz ona ama o orijinin O'su yani başladığı nokta demek. O kementin orada O'yu gördüğünüz zaman tıklarsınız ve alanınız kapanmış olur. Seçim alanınız yapılmış olur. Şimdi bununla ilgili yardımcı dosyalarımızdan bir örnek yapabilir miyiz diye bakıyorum. Bunlar benim yardımcı dosyalarım artık biliyorsunuz. Şuradan evet şu gereksiz doğa çöpünü seçelim bununla. Bakın bu mesela şey olmasına rağmen burada yeni bir layer açayım. Böyle bir de arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Bazen bu seçim aracıyla çalışırken tıkladığınız yerin görünmesi için bu saydamlığını arttırmanız gerekir. Ben background'ın bir kopyasını aldım. Alttaki background'ı beyaz yaptım. Background'ın kopyasını şimdi şöyle opasitesini biraz düşürüyorum ki tıkladığım yeri görebileyim. Bakın mesela buradan tıklayarak gidebiliyorum. Niye? Burası çünkü düz köşeli. Şurada eğimler var. O eğimli olan yeri de dikkatli bir şekilde geçersem çizimimi, daha doğrusu seçim alanımı kolayca tamamlayabilirim. Bakın bu düz kenara geldik tekrar. Ve buradan evet. Bu seçim alanından bunu oluşturdum. Gördüğünüz gibi tamlayayım. Evet. Şimdi buradan bu pisliği yok edelim. Konumuz değil ama kısaca onu da hemen şöyle bir şey yapabiliriz. Ne yapalım? Oraya mesela şöyle şuradan şu bölgeden kaya alıp hemen şöyle bir evet. Yok edelim buradaki doğa pisliğini. Artık kim attıysa onu oraya. Evet arkadaşlar böylece bir hani basit bir kullanımda örneklemiş olduk. Bir tane de şurada var. Bu da önemli değil. Maksat Losso Tool'un nasıl kullanıldığını, kullanılabileceğini göstermiş olmak. Şimdi bunlar varken tamamen başka bir şey daha var arkadaşlar. Şimdi şuradan şeye geliyorum. Shape Tool'a geliyorum. Alet çantasından
buradan şöyle bir şey yapıyorum. Şimdi şuradan şunu alalım. Evet, aldık. Escape, Ctrl D yaparak seçimden kurtaralım. Şimdi arkadaşlar ben tabii ki bu olmayacak. Şöyle yeni bir tane layer açıyorum. Ve şöyle bir şekil çiziyorum. Bu bizim aynı zamanda kanalımızın, hani Telegram kanalımızın ismi. Fakat ben bunu şimdi şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Photoshop'taki enteresan özelliklerden bir tanesi seçimle ilgili. Bunun mesela sizin şirket logonuz olduğunu düşünebilirsiniz. Bunu böyle seçim alanı oluşturuyorum ve bunu çöpe atıyorum. Layer'ımı çöpe attım. Şimdi elimde sadece seçim alanı var. Şurada seçim aracında olayım. Select menüsüne geliyorum. Load, Save Selection diyorum arkadaşlar. Save Selection dediğim zaman burada şu doküman için yeni bir tane kanal ve Selection ismi. Buna ne diyelim? Telegram diyeyim mesela. Okey dedim. Bakın şimdi bu gitti. Bu gitti. Tekrar mesela benim bazı işlemlerim olmuş olsun. Yaptım. Mesela çalışmamı biraz ilerlettim. Load Selection diyorum. Load Selection dediğim zaman bakın burada 1 ve Telegram diye şeyler var. Kanallarım var benim. Telegram'ı seçiyorum ve OK'ye bastığım zaman bakın seçim alanım geri geldi. Ondan sonra bu alanı da mesela şuradan sarıyla dolduralım. Alt backspace yapıyorum ve gördüğünüz gibi doldurmuş oldum. Şimdi bunu başka bir dokümana nasıl aktarırız onu da göstereyim. Diyelim ki biz bir takım çalışmalarımız var. Onları arkadaşlarımıza göndermek istiyoruz ama o logo boyutunu da aynı şekilde gönderilmesini istiyoruz. Layer yapmadıysak, bu JPEG de olabilir. Layer yapmadıysak şuradan yani çalıştığımız aktif şeyden, dokümanda Channels'a geliyoruz arkadaşlar. Bakın burada bir tane kanalımız var. Bu kanalı sürükleyip buraya bıraktığımız zaman bakın bu kanalı geldi buraya. Kanal olarak geldi. Şimdi bu yeni dokümanımızda yani diğer dokümanımızda şöyle yapıyorum. Biraz küçülteyim değil mi? Neyse. Evet. Select'e geliyorum. Load Selection diyorum. Bakın buraya Telegram diye bir şey geldi. Kanal. Okey diyorum. Gördüğünüz gibi seçim alanı oluştu. Bakın. Seçim alanımız oluştu burada. Ctrl J diyorum. Yeni bir tane layer'da. Gördüğünüz gibi oldu. Ctrl L dedikten sonra da şöyle mesela onu daha görünür bir hale veya daha saydam bir hale getirebilirim. Bu da Photoshop'taki seçim araçlarımızdan bir tanesi. Arkadaşlar dersimiz biraz uzuyor ama fazla uzatmayacağım. Aslında birkaç tane daha var seçim yapabildiğimiz şeyler. Bunu da şöyle görünmeze alayım. Mesela diyelim ki şu ördeğin kafasını pen tool kullanarak seçelim. Pen tool kullanarak seçelim. Onu da şuradan pen tool'umu alıyorum. Arkadaşlar Photoshop'taki en güzel seçim aracı şu pen tool'dur. Yani bir şey seçeceğiniz zaman kesinlikle pen tool kullanmanızı öneriyorum. Pen tool kullanmayın diyen arkadaşlarınızı dinlemeyin. Onların mutlaka size garezi vardır. böylece pen tool'unuzla çok güzel seçimleri en kusursuz biçimde yapabilirsiniz. Tabii ki buradaki sadece yegane problem pen tool'u kullanma zorluğu yaşamanız olabilir. Bakın onu seçtim. Şöyle layer'ımı seçtim. Ördeğin kafasını seçim alanı olarak oluşturdum. Petime geçiyorum. CMD click yapıyorum. Seçim alanı oluştu. Ctrl J diyorum buradan. Gördüğünüz gibi. Evet, mükemmel bir şekilde seçimi oluşturmuş oldum. Evet arkadaşlar. Bu pen tool'la da seçim yapılabiliyor. Ve bu tabii pen tool'la değil, bir tek shape'le de, shape'lerin hepsiyle seçim yapılır. Mesela şu kaleyi alayım, kale formunu alayım. Şuraya geleyim. Şuradan tabii bu olmadı. Çünkü yeni bir layer'a geçmemiz gerekiyordu. Yeni bir layer'a geçtim.
seçimi yaptım, şey şekli çizdim, kontrol klik yaptım. Şu anda gördüğünüz gibi kare formu seçili durumda. Select'e geliyorum, Save Selection diyorum. Kare yazıyorum buraya, okey. Şimdi artık ben bu kareyi silebilirim çünkü kanal paletimde bu kare seçili olarak duruyor arkadaşlar. Ben bunu istediğim zaman istediğim şekilde ulaşabilirim. Onu da örneklemek için şöyle bir şey yapalım. Diyelim ki şu resmimiz var, bizim yardımcı resmimiz. Bu resim bizim çalışma dosyamızda olmuş olsun bu tarafta. Bunu alalım buraya. Şimdi şu kayığın olduğu yeri biz kale formu olarak seçmek istiyoruz diyelim. Select'e geliyorum, Load Selection diyorum. Kaleyi seçiyorum. OK dediğim zaman gördüğünüz gibi seçimim benim oluşmuş oldu. Tabii seçim oluştuktan sonra ben bu kaleyi mesela biraz küçültmek istersem ne yaparım? Şöyle bir şey yapabilirim. Transform Selection derim arkadaşlar. Üzerine, yani seçili alanın üzerinde sağ klik yaptıktan sonra. Transform Selection derim. Alanı biraz küçültürüm. Yani Save Selection yaptığımız alan özgür ve serbesttir. Sadece yaptığımız yerde görünür arkadaşlar. O yüzden böyle bir taşıma şeyimiz var. Opsiyonumuz. Diyelim ki böyle bir şey yaptım. Ctrl-J dedim. Ben sadece şurası lazım. Kale formunda. Bunu da görünmez yapayım. Gördüğünüz gibi elimde artık o seçili alandan oluşmuş olan parça var. Parça duruyor. Seçimle ilgili geri geldikçe anlatacağım. Şimdilik bu kadar yetsin diyorum. Dersimiz daha fazla uzamasın diye. Ha bir de arkadaşlar, kısaca şundan da bahsedeyim. Şuradan geleyim mesela. Şunu kısaltayım, küçülteyim. Şunu büyüteyim. Diyelim ki elimizde böyle bir fotoğraf var. Bu fotoğrafı renk skalasına göre seçimini oluşturacağız. Şimdi renk skalasına göre seçim oluşturmak da arkadaşlar şöyle oluyor. Select menüsünden Color Range diyorsunuz. Color Range yaptıktan sonra hangi renge göre seçim yapacağınızı belirliyorsunuz. Mesela diyelim ki ben şuradan göz damlasını aldım ve şu bölgeyi seçtim. Şimdi ben bu bölgeyi seçtikten sonra şu kırmızı alan, bakın seçili hale geldi. Fakat ben şu sarı bölgeyi de seçmek istiyorsam artıya tıklıyorum ve ona da tıklıyorum. Ben böyle artıya tıkladıktan sonra her tıkladığım bölge seçilir hale geliyor. Dolayısıyla ben OK dediğim zaman o bölgeler seçilir hale gelmiş oluyor. Bunu seçtikten sonra, seçimimi yaptıktan sonra Ctrl-J diyorum arkadaşlar. Bakın nefis bir şey de oluştu, saydamlık oluştu. Yani tabi tasarımınıza göre bunu artık siz kendi hayal gücünüzü kullanarak kullanabilirsiniz. Mesela bazı dokümanlarda renk yoğunluğuna göre seçim yapmanız gerekebilir. Tasarımınız öyle icap eder sizin çalışmanıza göre. Oradan devam eder gidersiniz arkadaşlar. Şimdi bu yardımcı dosyalarımızı kapatalım. Bunlara gerek kalmadı. Seçimle ilgili benim şu anda anlatabileceğim aslında birkaç bir şey daha var da. Artık onları da başka derse saklayayım. Ders biraz uzadı. O yüzden buradan 26 numaralı derse geçiyoruz. Tekrar kapanış ekranına geliyoruz. Ve evet. Böyle olursanız da arkadaşlar ne yapacağınızı göstereyim. Burada alfa kanalında kalmış olabilirsiniz. RGB seçiyorsunuz. Oradan layer'a geçiyorsunuz ve kapanış ekranımıza gelmiş oluyoruz. Hepinize kolay gelsin diyorum. İyi günler diliyorum arkadaşlar.